Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımıza WordPress kurulumunu yapacağız. Geçen eğitim videosunda bilgisayarımıza Inkxamp'ı kurduk. Lokal server'ımızı oluşturduk. Inkxamp'ın içindeki Mercury Mail modülünü aktifleştirdik. İki tane e-posta hazırladık orada, kurduk. Bunun yanında Thunderbird mail programını kurduk. Orada iki tane mail adresimizi aktifleştirdik. Orada da aktifleştirdik. Bunlar bize lazım olacak olanlar ilk başta. Bugün ise WordPress kurulumunu yapacağız. Geçen derste bilgisayarımıza Inkxamp'ı indirmiştik. Inkxamp'la bilgisayarımıza lokal server kurduk. Windows işletim sistemi kullandığım için Windows'u indirdim ben. Bilgisayara kurdum. WordPress paketini indirmiştik. İndirmeyenler için indirmelerini rica edeceğiz tabii ki. Kurulumu hemen geçelim bence. İndirdiğimiz WordPress, yani buradan da indirebilirsiniz tabii ki. WordPress sayfasına girdikten sonra en son sürümü olan WordPress üzerinde de hatta bu sayfadan bilgiler alabilirsiniz. Bakın, yani WordPress nedir, neler yapabilirsiniz, neler oluyor, bunun gibi bilgileri bence sayfayı bir incelemenizi tavsiye ederim. İnceleyin, en azından kullandığınız sistemin, platformun neler yaptığını, yani hayal gücünüzü zorlayacak sayfalar, siteler oluşturduğunu göreceksinizdir. Yani gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir platform. Tavsiye ediyorum ben. Yani bakın, e-ticaret sitesi, galeri, e-posta siteleri, forum, istatistik, her şeyi var. Bir sürü eklentisi var. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi eklentiler sayesinde yapabiliyorsunuz. Güzel, bedava, parasız eklentileri var, temaları var. Bunları kullanacağız. Hatta ileriki zamanlarda çektiğimiz videolarda eklentileri ben tanıtmayı düşünüyorum. Eklentileri birlikte inceleyelim hatta. Bir bakalım ne oluyor, ne ediyor. Eklenti, hangi eklenti, neye yarıyor. Bunları görelim. Bir sayfa oluşturacağız zaten ama en başta işte tabii ki lokalde bunu yapacağız. Ondan sonra da bazı, çünkü eklentiler internet ortamında çalıştığı için internete taşıyacağız sayfamızı. Orada bağlı eklentileri, temaları belki orada kullanacağız. Orada da internet üzerinde de göreceğiz. Çünkü farklılıklar yaratabiliyor bazen, çok ince de olsa bazı eklentilerde ya da temalarda lokalde çalıştığı gibi internette de olmayabiliyor. Bu genellikle şöyle diyebilirim, sayfamızın barındırdığımız hosting firmasındaki teknik özellikleri de dayanabiliyor. Öyle diyeyim. Ama hepsini çözeceğiz. Yani bunlar gözünüzü korkutmasın. Zaten alıştığınız zaman inanın çok kolay gelecek size de. Ne diyeyim, herkesin bir internet sayfa açmak isteyen, sayfa internet sitesi açmak isteyen herkesin yapabileceği bir sistem, kurabileceği bir sistem yani. Uzun lafın kısası, WordPress paketini indirelim. Evet, geçen indirmiştik ama bakalım WordPress edinin demiş. Evet, neredeydi WordPress edinin? Hosting, şu an hosting ile ilgili bir şey işlem yapmayacağız. Lokal serverda kuracağımız için, evet. WordPress 6.0.1. Biz bunu indirmiştik zaten. Hemen evet, inenler arasında Inkxamp WordPress. Paketi açalım. Şimdi. Evet, dosyalar burada. WordPress. Inkxamp'ı kurmuştuk bildiğiniz gibi. Inkxamp'ın içinde WordPress sitemizi aktif hale getirmemiz için Inkxamp dosyasını bulacağız. Kurulumda C dosyasını kurduğunu biliyoruz. Hatta videoda üst tarafta kartı da atalım. Oradan da ulaşabilirsiniz o videoya. İlk önce Inkxamp'ı kurmanız lazım. WordPress kurulumunu yapmamız için Inkxamp'ın bilgisayarımızda kurulu olması lazım. Yani bir serverımızın olması lazım. Öyle diyeyim. Yani MySQL'imizin aktif olacak, yani bu dosyaların çalışması için, sayfamızın oluşması için, aktif olması için Inkxamp'ın kurulu olması lazım. Çeşitli lokal server programları da var, yani farklı programlarda da var ama mantık aynıdır. Onu da söyleyeyim. Başka programlar da olabilir. Ben Inkxamp'ı senelerce kullandım. Bundan dolayı Inkxamp'ı kullanıyorum. Bundan dolayı yani Inkxamp'ı seçtiğim için, ben bunu tercih ettiğim için Inkxamp'ta başladım. Hemen dosyamızı ilk önce bir kopyalayalım. Sonra C'de, genellikle zaten C klasöründe kuruluyor Inkxamp. Kurulumda zaten dikkat ederseniz görürsünüz. Inkxamp'ın klasörünün içine giriyoruz. Burada bakın, yani bize lazım olan bir sürü, yani bir sürü derken aslında bir tane dosya var. O dosyanın içine gireceğiz zaten. O dosyada bütün her şeyimiz zaten baktığınız zaman. WordPress dosyasını
htdocs yazan dosya klasörün içine kopyalıyoruz. Aslında bir basit yolu daha var. Onu da göstereceğim size. Evet. Dosyalarımız kopyalansın. Xamp'ı açalım. Dosyalarımız kopyalandı. WordPress dosyaları kopyalandı. Xamp'ı açıyoruz. Burada Apache ve MySQL'i aktif hale getirelim. Hatta Mercury'yi de aktif hale getirelim. Evet. Hatta mail programımızı da aktif hale getirelim, değil mi? Thunderbird'ü de getirelim. O da açılsın. Okey, tamamdır. Şimdi burada mesela bu panelde Xamp'ın panelinde Explorer yazdığınız zaman direkt zaten ulaşabilirsiniz. Buraya kopyalarsınız. Şimdi WordPress dosyalarını kopyaladık. Sitemizin yani açacağımız sayfanın ismini yazalım. Ne yazalım? Max Handmade diyelim. Okey. Şimdi kuruluma geçiyoruz tabii ki. Sayfamıza nasıl ulaşacağız? Inkscape üzerinde. Inkscape'ı açtıktan sonra lokal serverda sayfamıza ulaşmak için ilk önce bunları zaten muhakkak aktif hale getirmeniz lazım. Bunlar çalışıyor olması lazım. Yani Apache, MySQL'in, Mercury, mail programının bunları aktif hale getirin. Buradan kapatabilirsiniz. Bu şekilde tekrar açabilirsiniz. Bunu aktif hale getirdik. Şimdi lokal hostumuza bir de söyleyebilsem. Localhost diye yazdığımız zaman serverımıza ulaşmış oluyoruz. Biz sayfamıza nasıl ulaşacağız peki? WordPress'imizi nasıl kuracağız? Sayfamızın ismi Max Handmade diye klasörümüzü öyle değiştirmiştik. Bakın şimdi bastığımız zaman açılmayacak tabii ki. Neden açılmayacak? Yanlış yazarsak açılmayacak tabii ki. Evet, WordPress kurulumuna başlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken tabii ki bunları okuduktan sonra yani yapmamız gereken hatta burada da dediği gibi yazdığı gibi ilk önce bir veri tabanı oluşturmamız lazım. Veri tabanını oluşturacağız ki kurulum yaparken dosyaları nereye yazacağını, nereye kaydedeceğini göstermemiz lazım. Bunu bir sonraki aşamada zaten gösterecek, soracak bize. Veri tabanımızı nasıl kuracağız? Nasıl isimlendireceğiz? Hemen başlayalım. Aslında evet, şurada yani ben açmıştım ama nasıl gireceğiz onu göstereyim tabii ki. Localhost. PHP MyAdmin dediğiniz zaman veri tabanımıza ulaşıyoruz. Buna kısa yoldan da ulaşabilirsiniz tabii ki. MySQL'in admin dediğiniz zaman bu sayfa açılır. Şimdi burada bir tane veri tabanı oluşturalım. Veri tabanı adı VRD diyelim. VRD DB diyelim. Okey. Oluştur diyelim. VRDB. Bu şunu kapatalım. Bu açık kalsın. Veri tabanın ismini oluşturduk. Kullanıcı adımız zaten localhost'ta kullanıcı adımız root olacak zaten kullanıcı. Parolamız olmayacak. Lokal serverda çalıştığımız için ama internet sayfasında olduğu zaman bunun kurulumunu yaptığımız zaman otomatikman zaten yani güvenlik bakımından da zaten bir kullanıcı ismi oluşturacağız, bir şifre oluşturacağız zaten. Ama onlar internette. Şu an lokal serverda yaptığımız için bunlara gerek yok. Veri tabanın sunucusu localhost zaten. Tablo ön iki eğer tek veri tabanına birden fazla WordPress'e çalıştıracaksanız. Tamam diyelim. Config dosyasını kullanın. Herhangi bir sebebi otomatik dosyasını çalıştırmanı merak etmeyin. Evet, config'de bütün ayarlarımızın yazıldığı bir dosya. Onu da ilerleyen eğitim programlarında bir konularda işleyeceğiz. Başlayalım.
Veri tabanı ismi. Ne almıştık veri tabanı isminden? VRDDB. Nereden bulduysam artık. VRDDB. Dedik. Kullanıcı adımız root. Parolamız yok. Local as. Tablo ön eki WordPress otomatik olarak geliyor. VP. Onu değiştirmiyorsunuz zaten. Bu şekilde yazıyoruz. Gönder diyoruz. İşte bu. Yüklemenin aşamasını başarıyla tamamlamışız. Başlayalım. Eğer hazırsanız başlayalım. Hazırız. Her zaman hazırız. Evet. Hoş geldiniz. Meşhur 5 dakikalık WordPress kurulum işlemine hoş geldiniz. Aşağıdaki bilgiler olun. Evet. Gerekli bilgileri yazalım. Site başlığımız. Yani kaç tane demo yapmışım ben de. Baksanıza. Max Hand Met diyelim. Kullanıcı adı admin, yani burada kullanıcı isminiz sitede görülecek isminizi yazabilirsiniz ama bunu şeyde WordPress'i açtığımız zaman, kurduğumuz zaman içeride de değiştirme imkanımız olacak. Öyle ya, admin diyelim. Parolamız, bu çok güçlü. Bunu hatırlayamayız, yani böyle bir şey yok. Bunu parolayı biraz şey yapalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 desek. Zayıf parolayı kullan. Evet. Yani bunu tabii ki internet sitemizdeki sayfamızda yapmayacağız. Böyle bir parola olmaz zaten. Şu an lokal serverda olduğumuz için böyle çok basit aklınızda kalacak bir parola oluşturduk. E-posta adresimiz. İşte neden e-posta adresi? Buraya mesela e-posta adresimizi yazacağız. Site bunu genel e-posta adresi olarak kullanacak. Tabii ileriki zamanlarda mesela değiştirebilirsiniz. Buna o imkanı sağlıyor. Yani normalde bir tane e-postasıyla başlayabilirsiniz. İlla sırf bu e-posta kalacak diye bir şey yok. Sayfayı kurduktan sonra, sitemizi kurduktan sonra da isterseniz değiştirebilirsiniz. Onu da göstereceğim. Yani WordPress'in kurduktan sonra içinde bir takım değişiklikler yapabiliriz. Yani çok şey yapabiliriz aslında baktığınız zaman da. Yani lazım olanları yapacağız tabii ki. Biz ne kurmuştuk? Info ve test olarak iki tane e-posta adresi kurmuştuk. Info'yu alalım. Info localhost diyelim. Info localhost diyelim. Devam etmeden önce e-posta adresinizi iki kere kontrol edin diyor. Bakın. Yani ne kadar önemli. Çünkü buraya gidecek bilgiler. WordPress bilgileri buraya gidecek herhalde. Ondan dolayı yani iki kere kontrol edin. WordPress'i kuralım. Geçerli bir hosta girmedi. E-posta adresi şu şekilde gözükür. Hesap. Evet. localhost.com diyelim. Umarım gelir tabii ki. Şimdi kaydetme. Kullanıcı admin. Evet, giriş yapalım. Halihazırda şu an sayfamız kuruldu aslında. Yani baktığınız zaman şöyle localhost max handmade dediğinizde, evet. Bu WordPress kurulum paketiyle gelen tema zaten. Yani en başta hiçbir şekilde, yani istediğiniz zaman sonra temaları zaten ekleyeceğiz, yükleyeceğiz, çıkaracağız, sileceğiz tabii ki. Bu ana tema bu. Ana sayfamız bu. Bu şekilde gözüküyor. Yani çok böyle şey gibi gözükebilir size. Yani boş, ne bileyim, böyle çok saf. Yani hiçbir şey yok, eklenti yok, hiçbir şey yok tabii ki sayfada. Bu sizi hani şey yapmasın. Nasıl diyeyim, yani nasıl bir sayfa bu, nasıl bir tema falan diye düşünmeyin sakın. Bu örnek olarak gelen bir tema. Temalara girdiğimiz zaman tema nasıl yüklenir ya da nasıl yani temalar yükleyebiliriz, bunları ilerleyen konularda zaten değineceğiz. Şimdi ön sayfamız bu ama biz nerede kaldık? Burada kaldık. Şimdi admin artık sitemizin için. Platformunun, WordPress platformunun içine giriyoruz artık. Yani sayfamızın background, arka planına gireceğiz artık. İşte yani mutfağına giriyoruz açıkçası. Sayfamızın mutfağına gireceğiz şimdi.
Admin dedik. Parolamız 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Türkçe, Türkçe. Evet. Evet. Da 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 da. Tamam, sorma bana yani. Beni sürekli sorup durma ya. WordPress'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arka planımız bu şekilde arkadaşlar. Yani mutfağımız bu şekilde ama mutfakta bunları da şey düşünün. Ne diyelim? Biz şef ahçıyız. Bunlar da artık ahçılarımız mı diyelim? Öyle diyelim. Buradan bir sürü şey yapacağız. Ayarlarımızı değiştireceğiz, eklentiler kuracağız, sayfamızı güzelleştireceğiz yani. Nereden nereye gelecek sayfa? Bakın, göreceksiniz. Yani şunu, şurayı unutmayın yani. Şu ana sayfamızı unutmayın. Bu ana sayfayı iyi hatırlayın. Sayfamız öyle bir şekle gelecek ki yani bununla alakası olmayacak. Yani bu ön tema ile alakası olmayacak. Öyle diyeyim size. Arka planımız bu şekilde. Mutfağımız bu şekilde. İsterseniz bir hazır. Hatta şunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, yani buraya kadar seyrettiyseniz aslında bunu en önce söylemem gerekiyordu da şimdi aklıma geldi. Bu eğitim videolarında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın, ilk önce videoyu seyredin. Yani birlikte uygulamaya geçmeyin. Önce videoyu seyredin. Baştan sona kadar bir seyredin. Hatta not alabiliyorsanız da not da alın. Daha hızlı olur sizin için. Önce bir seyredin, bitirin. Ondan sonra uygulama olarak, yani sayfa bilgisayarınızda kurulumu yaparken birlikte seyrederken, seyrederek birlikte yapın. Ama bir kere hiçbir şey yapmadan, yani işlem yapmadan yalnızca seyredin. Seyrettikten sonra aklınıza zaten bazı şeyler yerleşecektir. Not da alırsanız sizin için çok kolay olur hem. Daha iyi olur hem. Ben böyle çalıştım sürekli. Muhakkak bir tane defterim vardır benim. Yani o deftere her şeyi yazarım. Yaptığım işlemleri yazarım. Notunu alırım yani. Şifrelerimi, işte ne yaptıysam, ne ettiysem, hangi işlemleri yaptıysam bunları muhakkak yazarım. Siz de yani böyle bir alışkanlığınız olsun, bence hiçbir zararı olmaz. Çünkü söz uçar yazı kalır demişler. Boşuna dememişler. Defteriniz olsun. Bir tane defteriniz olsun. Bugünlük yaşamda da bence olması gereken bir şey. Yani yazın. Yani notunuzu alın. Yani ileriki zamanlarda bakın şöyle bir şey oluyor. İleriki zamanlarda ben defterime böyle baktığım zaman, yani bundan 3 ay önce 5 ay önce yazdıklarımı görüyorum. Okuyorum yani. Neler yapmışım, neler olmuş, nasıl işlemler yapmışım. Bunlar yani güzel şeyler aslında ama bence yapın. Benim tavsiyem o olur. Şimdi bir baştan geçelim isterseniz arkadaşlar. Hatta bunu kapatıyorum. Şöyle yapalım. Çıkış yapalım. Gördüğünüz gibi buradan da çıkış yapabiliriz. Çıkış yaptık. Kapattık. Local host'umuz burada. Bunu da kapatalım. Evet, bu arada YouTube kanalımız. Arkadaşlar, beğenirseniz, yani beğendiyseniz tabii ki, bu videoları beğendiyseniz beğeni atarsanız, tıklarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum tabii ki. Ne yaptık bugün? İlk önce geçen bir önceki eğitimde WordPress programımızı, klasörünü indirmiştik zaten. Sayfayı, WordPress sayfasına girdik. Bu sayfayı da özellikle söylüyorum arkadaşlar, inceleyin. Bakın, inceleyin bu sayfayı. Yani burada işinize yarayacak ya da fikir edinebileceğiniz çok şey var. Onu söyleyeyim size yani. WordPress ile oluşturulmuş siteler. Bakın yani temaları görüyor musunuz? Yani çok değişik temalar var. Kimisi tabii ki ücretli, kimisi ücretsiz. Ya ücretli olanlar biraz daha profesyonel temalar ama biz şu an ona ihtiyacımız yok. Biz normal bir kendimiz bedava, yani bedava derken ücretsiz olan temalarda, ama şuna da çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani temaların güvenlik açıkları olabiliyor. Mesela hiçbir güncelleme almayan temalar yani yapmışlar mesela. Bir sene, iki sene hiçbir şekilde güncellenmemiş. Etmemiş. Bu temalardan çok uzak durun. Eklentilerde de aynı arkadaşlar. Yani eklentilerde güncelleme yapmayan, bir sene olmuş, altı ay olmuş, yani iki sene olmuş eklentileri yüklememeye lazım aslında. Güvenlik açıkları olabiliyor. Çünkü WordPress güncellendiği zaman bu eklentiler ve temalar güncellemediği zaman son sürüme bunlarda sıkıntı olabilir. Onu söyleyeyim tabii size baştan da.
Gördüğünüz gibi yani çok değişik temalar var. Öyle diyeyim size. Bunların hepsini yani diğer videolarda, bir sonraki videolarımızda falan bunların böyle inceleyeceğiz, bakacağız. Ben de bakacağım, ben de inceleyeceğim. Ben de hatta kendi temamı bile değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar bugün WordPress'i kurduk, bitirdik. Bugünkü konumuz buydu. Bir sonraki konumuz WordPress'in mutfağında yani arka planındaki menüleri onları inceleyelim. Onlara bakalım. Yavaş yavaş öyle bir gidelim bakalım. Yani biraz böyle temeli sağlam tutarak gidelim. WordPress'te en başta yapmamız gereken işlemleri yapalım. Ondan sonra zaten ince işçiliğe gireceğiz. Öyle diyeyim. Yani çok büyük bir konu aslında WordPress'te. Yani çok değişik, çok büyük eklentiler, değişik konular var. Onlara gireceğiz zamanla. Ama en başta yapılması gereken işlemleri şu an yaptık. Öyle diyebilirim. Yani unutmadığım bir şey varsa example'ımızı kurduk, lokal server'ımızı kurduk, mail adreslerini oluşturduk. Ondan sonra veri tabanımızı oluşturduk. WordPress kurulumunu yaptık. Evet, bence şu an unutmadık herhalde. Ya da unuttuğumuz varsa onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim de aklıma gelmeyebiliyor bazen. Biraz da heyecan yapıyorum tabii ki. Sonradan aklıma gelirse onun için de video çekmeyelim bir daha diyelim ama yani çekeriz, sıkıntı yok. Niye çekmeyelim ki ya? Sonuçta bu bilgidir. Kendimize not diye düşün. Ben bunu kendime yani burada çektiğim videoları biraz da kendime not olarak düşünüyorum. Yani ileriki zamanlarda çünkü her yeni bir şeyi de öğrendiğiniz zaman eskileri kullanmadığınız zaman unutuyorsunuz arkadaşlar. Ama dönüp sağda solda arayacağınıza mesela kendinize not yapın. Yani yazın işte çekebiliyorsanız video çekin ne bileyim yapabilirsiniz bunları da yani olmayacak şeyler değil. Ben de biraz da onu da düşünerek hem böyle bir yola girdik. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Bir şekilde ilerleyeceğiz. Daha ikinci videomuz bu arkadaşlar. Ben tabii ki bir de şey de var. Bahçem de var. Bu bahçemle ilgili bir ara konuşma yapalım. Evet bir video çekeyim ben ya. En güzel birkaç tane böyle can dostum, Labrador cinsi bir arkadaşım var, dostum var. Patron. Onunla da ilgili bir tane videosu var gerçi. Yani YouTube kanalımda arkadaşlar destek olursanız çok sevinirim. Bu beni motive eder biraz da en azından. Gerçi severek yapıyorum da ama yani destek olursanız da abone olursanız en azından abone olup bildirim zillerini açarsanız çektiğim videoları en azından yani haberdar olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.